Büyük bir özveriyle Gidelim. takip ediyor olmanız, katılmanız. Bir meeting Evet. yani Şu andan sizinle itibaren kayda geçmiş bulunuyoruz. Ben de size bu arada ekran paylaş oturum sahibi bir dakika. Ben niye ekran paylaşamıyorum? Ha, paylaşıyorum şimdi. Evet. Paylaştım galiba. Değil mi? Evet. 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 Biz geçen hafta ne gördük? Oprah Winfrey hakkında bir şey okumuştuk, makale okuduk. Onun hayatıyla ilgili. The TV Star and a Billionaire. She was a billionaire. Kitabımızın 6. ünitesi ve 46. sayfasında. We learned about America's richest woman. She's the richest woman in the United States. Bir bölümünü okumuştuk ve burada bu vesileyle de geçmiş yaşamıyla ilgili bilgi aldığımız için onun geçmişteki yaşamını da biz İngilizce'de simple past'la, yani geçmiş zaman, bizim Türkçe'de dili geçmiş zaman diye düşündüğümüz, daha doğrusu uyguladığımız bir yapı, gramer olarak ne görmüştük? Şöyle bir hatırlamak adına ben tekrar bir şey yapayım size. Şunu alalım buraya olduğu gibi. Evet. Şimdi şöyle bir takım bilgiler vardı onun hakkında. Onu tekrar bir dinleyelim. Geçen haftayı kaçırmış olan arkadaşlarımız için de en azından bir tekrar niyeti gibi olabilir. Evet, şimdi şu A ve B tekstlerini bir dinleyelim, hem de takip edelim. Arada kayıp olan verb'leri yerleştirmiştik. Siz de bu arada en azından onları duymuş olursunuz. Evet, text A. Önce bir okuyalım. Bir dakika. Buyurun. Unit 6. Ay, pardon. Önce herkes şeyini kapatsın. Mikrofonlarını kapatırsa arka sesler kapanmış olur, rahat duyarız. Teşekkürler. Buyurun. Oprah, TV star and billionaire. A. The woman. Oprah Winfrey is a famous American TV star. She lives in California, but she also has an apartment in Chicago where she works. Oprah is one of the richest women in America. She earns millions of dollars every year. She gives a lot of money to charity. Şimdi buradaki şey metindeki kayıp olan verb'leri bir görelim. Neydi? See all answers diyelim. Evet. She's a famous American TV star. She lives in California. She also has an apartment where she works. She's one of the richest women in America. She earns and she gives. Burada gördüğümüz bütün tensler, tense olduğu gibi present simple, yani geniş zaman dediğimiz tense yapısına gidiyor. Present simple. Ve gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahısta fiiller, hatırlayın, s takısı alıyordu. Değil mi? Burada tek farklı olan fiil hangisi? Has. Yani aslında o fiilin esas yalın hali have. Ama üçüncü tekil şahıslarda have olarak değiştiğini biliyoruz. Ama live, lives oluyordu. Work, works oluyordu. Earn, earns oluyordu. Give, gives oluyordu. Niçin? Üçüncü tekil şahıstan bahsettiğimiz için. Evet. Ve şimdi şu şeye bakalım. Questionlar var orada. Answer the questions diyor. Is Oprah Winfrey rich? Bu bir present simple'da to be fiiliyle yapılan bir soru cümlesi. Soru. Soru yapısı.
buradaki anlamı nedir? Oprah Winfrey zengin mi diye soruyoruz. Ve kısa cevap olarak yes she is. Eğer no diye cevap vermemiz gerekirse ne diyecektik? No she isn't dememiz gerekiyordu. Yes no sorusu. Yes no sorusu olduğunu nasıl biliyoruz? Çünkü başta is var. Is ile başladığı için arkasından öznemiz geliyor ve arkasından devamı, öznenin devamı olan to be fiilinin devamındaki kelimeyi kullanıyoruz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Where does she live and work? Diyor. Bu sefer değişmiş yapı, değil mi? Bunun işin içinde gördüğünüz gibi is, yani to be fiili yok. Ne var? Fiil işine içine girmiş. Buradaki fiiller nedir? Live ve work, değil mi? Yaşamak ve çalışmak kelimeleri var. Fiil. Fiil işin içine girdiği zaman üçüncü tekil şahıslarda soruda ne geliyor? Bir does yardımcı fiil geliyor. Değil mi? Şimdi eğer bu biz bu where does she live and work diye sorulduğu zaman bu bir WH dediğimiz, yani where, what, hani why gibi soru kelimelerine biz WH question words diyoruz. Bu kelimelerle başladığı zaman mutlaka soruda bir does yapısı, üçüncü tekil şahıs için does kelimesini oturtmak mecburiyetindeyiz soruda. Hemen akabinde she, yani özne geliyor ve özneden sonra da fiillerimiz geliyor. Şimdi where does she live and work diye sorduğumuz zaman aslında neyi öğrenmek istiyoruz? O, yani o dediğimiz burada Oprah Winfrey öznemiz, nerede yaşar ve çalışır? Geniş zaman, çünkü does diyoruz, değil mi? Peki bunun cevabını verirken biz hemen özneyle başlıyoruz. She diyoruz. Hemen akabine live kelimesini getiriyoruz. Yani fiilimiz. Özneden sonra hemen fiil getiriyoruz. Niye lives oldu? Çünkü üçüncü tekil şahıslarda biliyoruz ki fiillerin sonuna s takısı geliyor. She lives in California. In California aslında where sorusunun cevabı. Peki ikinci cümle cevapta she works, gene aynı şekilde aynı yapı, she works in Chicago, gene where does she work sorusunun karşılığı, she works in Chicago. Şimdi bakalım bir üçüncü soruya, how much does she earn? How much sorusu neydi? Ne kadar, yani kaç para, how much money aslında bu. How much money does she earn? Bakın yapı aynı. Soru kelimesi başta, hemen akabinde bir does, hemen özne ve fiil. Yapımız bu. Hep aklımızda oturtmamız gereken şey bu. Cevapta ise hemen özneyi başa alıyoruz. Hemen fiilimizi kullanıyoruz. Fiilin yanına she olduğu için, üçüncü tekil şahıs olduğu için ne yapıyoruz? Bir s takısı getiriyoruz. Bu s takısı soruda nerede aslında? Does'da, değil mi? Does'daki s yapısı fiilde, cevapta fiilin sonuna geliyor. Buradaki s aslında şu do'nun yardımcı fiilin yanındaki s'le aynı anlamda. Millions of dollars every year aslında how much sorusunun da karşılığı. Şimdi bunlara ne dedik biz? Bu soru yapıları present simple yapılar dedik, değil mi? Present simple soru ve cevap formları dedik. Şimdi B bölümünde ise biz onun Oprah Winfrey'in çocukluğuyla ilgili bir metin okuduk B bölümünde. Bunu bir dinleyelim ve okuyalım. Bakalım nasıl değişiyor bu defa to be fiili ve tensler ve de fiiller nasıl değişiyor, onu görelim. Buyurun. Şimdi evet. Tape script 6.2. Kitabı olmayanlar için de şöyle yapayım. Her childhood. Oprah was born on January 29th, 1954 in Kosciuszko, Mississippi.
Her parents were very poor. Her father, Vernon, worked in a coal mine, and her mother, Vernita, cleaned houses. They couldn't look after Oprah, so she lived with her grandmother, Hattie Mae. Oprah was clever. She could read before she was three. When she was 17, she received a scholarship to Tennessee State University, where she studied drama. She also started reading the news at the local radio station. Şimdi buradaki şöyle görelim, bunu bir büyütelim. Büyütemiyoruz galiba, bir dakika. Tekrar eski hale alalım bunu. Ne oldu bu? Büyümüş zaten o. Evet. Şimdi bu ikinci paragrafta ne gördük biz? Bu Oprah Winfrey'in geçmiş yaşamıyla, yani çocukluğuyla ilgili bir paragraf. Şimdi bakın, burada Oprah was born on January 29 in 1954 in Kosciuszko, Mississippi diyor. Burada nerede doğduğunu, hangi tarihte doğduğunu belirtiyor. Her parents were very poor diyor. Buradaki were aslında hangi yapı, hangi fiil aslında? To be fiili, değil mi? Biz bunu daha önceki derslerimizde was, were olarak değiştiğini görmüştük. To be fiili neydi present simple'da? Am, is, are formlarıydı. Yani I am diyorduk. He, she, it, is diyorduk. We, you, they, are diyorduk. Aslında bu am, is, are yapıları past simple'da bu defa was oldu. Bir dakika. Niye böyle oldu? Mavileşti bu şey. Books. Siz mavi olarak mı görüyorsunuz şimdi bunu? Galiba öyle görünüyor. Evet, mavi. Niye öyle oldu? Bir dakika. Ben tekrar paylaşım yapayım. Niye böyle oldu? Allah Allah. Ben bir daha açayım. Allah Allah. Bir dakika. Sakıncası yok hocam. Okunuyor. İsterken mavi oldu hocam. Evet. Şimdi düzeldi. Oldu. Tamamdır. Şimdi. Evet. Buraya tekrar gelelim. Gelecek olursak. Evet. Şunu büyütelim. Rahat görelim. Şimdi burada Oprah was born dedik, değil mi? Her parents were very poor. Were dediğimiz zaman aslında bu her parents, they gibi düşünüyoruz. Ve buradaki to be fiili past, yani geçmiş zaman olduğu zaman esasında present simple'ı neydi? Her parents are olan yapıyı biz burada geçmişe attığımız zaman her parents were şeklinde değişiyor. They were very poor. Her father Werner worked in a coal mine and her mother Vernita cleaned houses. Şimdi okuyoruz. Biz demin works, earns diye birinci A bölümünde fiiller görmüştük. Burada ne oldu? Fiillerin sonuna bir ed takısı geldi, değil mi? Work, worked oldu. Clean, cleaned oldu. Couldn't, biliyorduk daha önce, değil mi? Can'in past'ıydı, can't'ın past'ı, couldn't. Live, lived oldu. Gene was, bu gene is'in was hali, to be'nin. Could, can'in past'ı oldu. Gene was burada. Receive, fiilin kendisi received oldu. Study, studied oldu. Start, started oldu. Değil mi? Bu fiillerimiz past simple'a dönüştüler. Şimdi geçen hafta bunları görmüştük biz. Ve size bununla ilgili de ben bir gene bunu takip etmek adına kitaplarımızda, student book'ta ne gördük? 6. ünitenin o sayfasını bir dakika bakalım, kapatalım. Neydi? Jackson 5, değil mi? The Jackson 5 olarak
görmüştük. Şimdi şunu alalım bu tarafa. Tekrar büyütelim bu bölümü. Buradaki ödevi hem kontrol edelim hem hatırlayalım. The Jackson 5. Şöyle demiştik. Gene onu hatırlatalım. Bu fiiller sonunda genellikle ed takısı alıyor dedik fiillerimiz. Ama sonu e ile biten, yani şu live gibi fiillerimizin sonunda e ile bittiği için bir daha ed takısı getirmiyoruz. Sadece d endingini kullanıyoruz. Tamam mı? Live, lived oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Genelde sessiz harfle bitenlere ed takısı getiriyoruz. Bu şimdi sonu, bakın stop fiiline gelelim. Son, şimdi tek hece kelimeler, fiiller, stop kelimesi tek hece ve burada son iki harfi bir sesli bir sessiz harf, yani O ve P harflerinden oluşuyor. Dolayısıyla bu durumdaki fiilleri biz ne yapıyoruz? Double P yapıyoruz. Yani şeyi, sondaki sessiz harfi ikiliyoruz ve ondan sonra ED ending getiriyoruz. Yani stop, stopped oluyor. Ve de mesela bir, burada şu anda yok ama study gibi bir kelime düşünelim. Sonu Y ending ile bitirdiğimiz bir kelime, study diyelim. Sonundaki Y sessiz harfi düşüyor. Bu sefer IED, yani IED'den oluşan bir past formunu yapıştırıyoruz fiilimize. Şimdi bakalım bunu ben sizlerden duyayım. Bu ödevdi. Bakalım. Birinci bölümü kim okumak ister? Ödevini yapma. Süheyda Hanım, buyurun. Buyurun. Family, life, Indiana, a town near Chicago. In 1950-1965, the brothers started singing together. The father, Joe, worked in a steel mill. Evet. Worked demiyoruz. Şimdi bakın, şeylere dikkat edin nasıl seslettiğimi. Live, lived oluyor. Tamam. Started oluyor. Started.